Zeyd İbni Erkam kimdir? Medineli bir yetimdi Zeyd radıyallahu anh. Onu Abdullah bin Revaha hazretleri himayesine alıp büyüttü. Uhud gazvesine katılmak isteyen Üsame ve Abdullah bin Ömer gibi çocuklardan biri de Zeyd'ti. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onları küçük bulduğu için savaşa katılmalarına izin vermedi. 15'ten küçük olanları geri çevirmiş efendimiz. Düşünün 15 yaşındaki, 16 yaşındaki çocuklar savaşa gitmiş yani. Hicretin 8. yılında yapılan Muhte Savaşı'na Abdullah bin Revaha'nın terekisine binerek gitti. Daha sonraları Resulullah Efendimizle birlikte 17 gazvede bulundu. Zeyd İbni Erkam'dan söz edip de onun hayatındaki şu önemli sahneyi anlatmamak olmaz. Kerbela'da Hz. Hüseyin şehit edilip kesik başı Kufe ve Basra varisi Ubeydullah bin Ziyad'ın önüne getirildiği zaman Zeyd İbni Erkam da orada bulunuyordu. İbni Ziyad elindeki değnekle Hz. Hüseyin'in ön dişlerine vurmaya başlayınca Zeyd dayanamadı. Çek şu değneğini. Ben o dişleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öptüğünü gözlerimle gördüm. Dedi ve bu gaddarlık karşısında hışkıra hışkıra ağlamaya başladı. Zalim bir vali var. Vali İbni Ziyad onun bu sözlerine kızdı. İnsaf olsaydı herhalde kabul ederdi ama insafsız bir kimse olduğu için kızıyor. Eğer yaşını başına almış bir ihtiyar olmasaydın boynunu vururdum diye çıkıştı. Onlar için boyun vurmak kolay tabii ki Allah korkusu olmayınca. Zeyd İbni Erkan böyle gürültüye pabuç bırakacak adam değildi. O haksızlık karşısında susmanın dilsiz şeytanlık olduğunu Resulullah'tan öğrenmiş bir insandı. Kalkıp giderken oradakilere şöyle haykırdı. Ey Araplar siz bundan sonra birer kölesiniz. Siz Fatıma'nın oğlunu şehit ettiniz. Vallahi he, Vali İbni Ziyad'ı kastederek Mercane'nin oğlunu da kendinize emir ve hakim yaptınız. Resulullah'ın torunu şehit ettiniz. Mercane'nin oğlunu kendinize emir yaptınız. Ona itaat ettiniz. Karşı gelmediniz. i̇bn Ziyada. Halbuki o sizin hayırlarınızı öldürmüş, kötülerinizi de kendisine kul yapmak istemiştir. Siz bu zillete razı oldunuz. Zillete razı olan kahrolsun. Böyle deyip gidiyorum. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz'den 90 hadis rivayet etmiş olan Zeyd İbni Erkam bu yürekler yakan Kerbela hadisesinden 5 yıl sonra 66 yılında Kufe'de vefat etti. Allah ondan razı olsun.